başında. Daha sonra Enver Paşa ve tüm diyalogları kesiyor. Yani şey olunca Atatürk'ü veriyoruz ya, çıktıdır ama şey. Tabii. Tarihimize bakıyorum, çarpıklı unutmaz. Erzurum ve Sivas kongreleri tabii ki çok önemli. Ama Ardahan kongreleriyle ilgili olarak ders kitaplarında çok fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Özellikle ilk ve orta öğretim ders kitaplarında konuyla ilgili pek bilgi bulunmamakta. Aslında Elviye Selase tarihine ilişkin pek bilgi bulunmamakta. Bunların ders kitaplarına girmesi de fayda var bölgenin tarihi açısından. Yine milli mücadele tarihimizde kongreler içerisinde, birçok kongre içerisinde Ardahan kongrelerini de hak ettiği yere taşımanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu sempozyumu düzenlememizin amacı da bu detayları ortaya çıkarmak. Akademik düzeyde biliniyor, çalışılıyor ama bunun okul kitaplarına, okul ders kitaplarına, işte kamuoyuna, daha geniş kitlelere ulaştırılmasının tarihsel açıdan da büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Ardahan'ın da içinde bulunduğu Elviye-i Selase, yani Üç Sancak, Kars, Ardahan, Batum 1878'den itibaren Rus işgaline uğramıştır ve bu bölge 40 yıllık kara günler dönemine başlamıştır. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1915'te Sarıkamış Harekatı ile bölge kısa süreli bir kurtuluş yaşadıysa da 1915'teki Sarıkamış yenilgisiyle Rusların bölgedeki işgal ağırlığı daha fazla artmıştır. 1917'de Bolşevik devrimi ile beraber Ruslar bölgeden çekilince otorite boşluğunu Ermeni ve Gürcüler doldurarak bölgede Türklerin katledilmesi fırsatı bulmuşlardır. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bu mütarekeye göre Elviye-i Selase'nin boşaltılması, yani Kafkasya ve Elviye-i Selase'den, yani Kars, Ardahan, Batum'dan Türk askerinin geri çekilmesi istenmiş ve aynı zamanda bölge İngiliz işgaline bırakılmıştır. Böylece yıllardır Kafkasya coğrafyasında yaşayan Ardahan'ın da dahil olduğu Elviye-i Selase bu kez İngilizlerin desteğindeki Ermeni ve Gürcü işgali ve onlara vaat edilen Elviye-i Selase'de kuracakları devletlerden dolayı mezalimle karşı karşıya kalmışlardır. Çünkü yıllardır zaten Kafkasya coğrafyasında kıyım, mezalim, göç bölgedeki insanlara derin yaralar, izler bırakmıştır. İşte kurtuluş çarelerinin arandığı böyle bir dönemde Ardahan'ın da İngiliz işgaline girmesinin an meselesi olduğu bir kritik bir dönemde Ardahanlı aydınlar ve yurtseverler çevre illerin de desteğiyle 3-5 Ocak ve 7-9 Ocak 1919 tarihlerinde Ardahan'da iki kongre düzenlemişlerdir. Bu kongreye Kars'tan, özellikle ikinci kongreye Kars'tan, Erzurum'dan, Ahıska, Ahılkelek ve Şöreyel'den 20 kadar temsilci katılmıştır. Bu kongreler aslında Türk tarihinin yakın döneminde kısa bir sürece sıkışmış olmasına rağmen aldığı kararlarıyla hem Ardahan ili hem Elviye-i Selase hem de Kafkasya'daki ülkelerin tarihi açısından son derece önemli kararlar alınan kongrelerdendir. Özellikle Türk Milli Mücadele tarihinde dönüm noktasını yaşatan Erzurum ve Sivas kongrelerinden aylar önce yapılmış olan Ardahan kongrelerinde özellikle kurtuluş, bölgenin kurtuluşuna yönelik çareler konuşulmuş, milli dayanışma ve teşkilatlanma ile ilgili kararlar alınmış. En önemlisi de Kars'ta kurulacak olan Cenab-ı Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatay Milliyesi, yani geçici Güneybatı Kafkas Hükümeti kurulmuş, yani bir devlet kurulmuştur. 100. yılında Ardahan Kongreleri ile ilgili bir uluslararası sempozyum düzenliyoruz. Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde olacak olan 2 günlük bu sempozyuma onu yurt dışından olmak üzere 40'ın üzerinde bilim insanı katılacak. Ardahan Kongreleri özelinde tarihi, sosyal, askeri, ekonomik konular konuşulacak bütün detaylarıyla birlikte. Bu kongrenin hazırlanmasında Türk Tarih Kurumu ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın da önemli katkıları oldu. Sempozyum sonucunda hazırlanacak bilimsel verilerle yayınlanması planlanan 4 ciltlik kitap hem bilim dünyasını hem de kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik önemli bir eser olarak karşımıza çıkacak. Sadece Ardahan Kongrelerinin bu sempozyumla sadece Ardahan Kongrelerinin tarihini aydınlatmakla kalmayacağız. Aynı zamanda çevre illerin ve Kafkasya'daki ülkelerin tarihine de ışık tutmayı planlamaktayız.
hastane için de çok uygun ranza sistemi de kullanılabilir. Buradan şeye bağlı.